İnançlı ve hayırlı olan kimdir bilir misin Salih? Konuşunca hayır ve doğru konuşan. Ya da? Sükut edip susabilendir. Yalan inançsızlığın, doğru da inancın temelidir. Yalanla inanç niçin bu kadar iç içe sayılıyor? Yalan inançsızlığın esası ve münafıklığın da birinci alametidir. Öyle olunca yeryüzünü bozguna veren sebeplerin başında yalan geliyordur. Evet. Aynı zamanda ahlakı tahrip eden, insanı yücelik yollarında tıkayan ve inanç dünyasını da zehirleyen zakkum tohumlarıdır yalan. Bunun için kötülüklerin sayıldığı her yerde yalan birinci sırayı alıyor. Hatta şunu söyleyeyim, insanlık için en onursuz tipler ikiyüzlü münafıklardır. Bir oraya bir buraya durmadan zıplayan bu tiplerin en belirgin sıfatları da yalancılıklarıdır. Doğruluk demetinde birkaç yalanı nasıl anlıyorsunuz? Yalan ateştir Salih'im. Birkaç tane de olsa girdiği doğruluk harmanlarını yakar. Öyle olunca da bu insanları sürekli azapta bırakır. Hem yalan uydurma azabı hem de yalanları ortaya dökülmesin azabı. Ama yalanların önünde sonunda ortaya dökülmek gibi bir özellikleri de vardır. Bu da onların kendi elleriyle kendilerine kurdukları tuzaklardır. Etrafını sürekli tuzaklarla çeviren talihsizin kendi kazdığı çukura düşmesinden daha gerçek ne olabilir? Peki bu işin hiç mi dönüşü yok? Hangi yanlış yol dönülmez değildir? Nasıl olacak? Dost doğru olmaya karar vererek. Allah doğruların yardımcısıdır. Bir sebep yaratır, el uzatır onlara. Bir sebep? Evet. Bir sebep olmak istemez misin? Kim istemez efendim? O zaman dost doğru yola koyulalım bakalım. Binçi, simit, taze simitlerim var. Simit, sıcak sıcak simitlerim var. Yavaş be abicim. Hayret bir şey. Ne oluyor abicim ya? Ay ne oluyor ya? Yavaş. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına, kucağında okşa beni, dinle. Zeynep çabuk, çabuk. Ümit iyi misin? Ne oldu? Cevap versene bana, ne oluyor? Çabuk Zeynep, soru sorma. Ama söylesene, ne oluyor? Zeynep, anlatacağım. Hadi soru sorma. Topla ya çantanı, hadi. Zeynep, hala hazırlanmadın mı? Of, hadi aşağıda bekliyorum, çabuk. Of. Nereye gidiyoruz ya? Zeynep! Çabuk, ya ne oldu, bana bir söylesene Allah aşkına ya. Onu anlatacağım sana, çabuk ol. Hadi çabuk ol. Of! Zeynep hadi! Allah'ım ya.
Ümit ne oluyor? Zeynep sonra. Çok kötü görünüyorsun Ümit. Yeter dedim Zeynep, yeter. Şimdi sana hiçbir şey anlatmakla uğraşamam ben. Tamam bebeğim, tamam. Tamam. Nereye gidiyoruz apar topar Ümit? Ne oluyor Allah aşkına? Geçen sene de bir günde taşındırdın bizi. Ne oluyor? Bana söyle lütfen. Sana hesap verecek vaktim yok Zeynep. Sus artık lütfen, sus. Tamam canım. Tamam bebeğim. Tamam, geçti yavrum. Tamam, ağlamasın beni bebeğim. Tamam. Of Ümit, of. Gitmiş. Abi yok. Bir insan evladı nasıl bu kadar kötü olur? Nasıl? Nasıl? Görecek o. Görecek. Bulacağım onu. Yemin billah olsun bulacağım. Çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Nereye gidiyoruz? Hadi. Ne oluyor? Çabuk. Hadi çık dışarı. Çabuk. Tut, tut. Nereye tut, gidiyoruz? Hadi yürü, yürü, yürü. Ümit, yürü, dur. Yürü. Nereye gidiyoruz? Her şeyi cevap yolda anlatacağım. Bana. Hemen, hemen gitmemiz lazım. Sonra anlatacağım. Ya arabayı neden bıraktın? Zeynep, gitmemiz lazım. Sonra anlatacağım. Zeynep. Bavulu bile bagajda unuttun. Nereye gidiyoruz? Anlat bana, yalvarırım. Zeynep, yolda anlatacağım sana. Yalvarırım. Bunların sırası değil Zeynep. Bırak. Hayır. Kimsin sen? Cevap ver, kimsin sen? Gelmiyorum. Zeynep! Durun, durun bir dakika. Nazlı, dikkat et, sıkı tut, olur mu? Tamam Reşit abi, merak etme. Aferin Nazlı. Nazlı! Hadi kızım, hadi kızım, gidiyoruz, hadi. Babacığım, ne olur biraz daha kalayım. Hadi kızım, bugünlük bu kadar yeter, hadi bakalım. İyi günler efendim.
Çok acil bir işim çıktı. Babacığım üzerimi değiştireyim, geliyorum. Kızım evde değiştirirsin üstüne, hadi. İyi günler Nazlı. İyi günler Reşit abi. Mehmet Bey, kartınız. Kartınızı unuttunuz. Yine mi gidiyoruz baba? Öyle gerekiyor. Niye öyle gerekiyor baba? Niye hep bizim gitmemiz gerekiyor? İş icabı güzel kızım, iş icabı. Ama niye sen de herkes gibi hep aynı yerde çalışmıyorsun baba? Niye? Benim hiç arkadaşım olmuyor. Tam kendime arkadaş buluyorum, yine taşınıyoruz. Bu sefer son, inan bana, bu sefer son. İnanmıyorum. Hep öyle diyorsun. Bu sefer son, bu sefer son. Annem ölmeseydi böyle olmazdı. Biliyorum ben. Annem yok diye böyle yapıyorsun. Annesi olan çocukların hiçbir yere taşınması gerekmiyor. Onlar hep aynı yerde oturuyorlar. Al. Al bakalım. Açmayacak mısın? Belki de içinde hoşuna gidecek bir şey vardır. Ayrıca artık anneni düşünüp üzülmekten vazgeç. O yok ama ben varım. Nasılsın bakalım Zeynep Hanım? İyisin iyisin maşallah. 7 sene olacak neredeyse. Ne dirençli bir insanmışsın. Seni ne yaşatıyorsa böyle. Vallahi pes. Bazen senin yerinde olmak istiyorum Zeynep Hanım. Gerçekten. Gam yok, kasavet yok. Öyle boylu boyunca yatıp duruyorsun. Oh ne güzel işte. Geçen benimkine de söyledim. Şöyle dedim, Zeynep Hanım gibi bir kapasam gözleri... Doktor Bey! Doktor Bey! Doktor Bey! Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bilmiyorum. Çok uyumuş gibi. Bir süre uyudunuz, doğru. Bu bey kim? Sizi hastaneye getiren kişi. Ama kim? Herhangi biriyim kızım. Geçirdiğin kaza sırasında oradaydım. Sen beni tanımazsın. Ben hiç kimseyi tanımıyorum ki zaten. Geçen süre boyunca sizinle hep o ilgilendi. Ben... Ne zaman geldim buraya? Bir süredir buradasınız. Ne kadar bir süredir? Birkaç yıldır. İşte eviniz burası, bu bina. Tamam. Abba. Hemen bakalım mı o zaman? Ha? Vakit nakittir. Burası salon. Yukarıdaki odaları da gördünüz. Bir tanesini oturma odası olarak kullanabilirsiniz. Bir tanesini de küçük hanım için çocuk odası olarak düşünebilirsiniz. Aa, duydun mu? Senin için bile bir oda yapmışlar burada. Beni kandıramazsın baba. Benim için yapmadılar odayı. Zaten vardı. Ne demiştiniz kirasına? $2000. 3 aylık depozitle bir de emlakçı komisyonu tabii. Eğer prenses hazretleri beğendiyse benim için bir sorun yok. Pekala, tutuyoruz. Hay hay. Ben hemen kontratı hazırlatayım. Kimin adına olsun? Benim adıma tabii ki. Kerem Candan. Baba, Kerem mi? Evet, çok güzel. Müthiş bir ev. Hadi bakalım, beğendin değil mi evi?
Tamam, çok teşekkürler. Siz hemen hazırlatın kontratı. Ben hayırlı ofisinize gelir imzalarım. Anahtarlarımı da alırım. Tamam. Sağ olun. Baba, senin adın Kerem değil ki. Kızım, alışamadım mı hala? Benim işim bu. İş. Evet. Evet, Mehmet Bey bu. Mehmet Doğan. Niye arıyorsunuz ki onu? Nasıl bir adam bu Mehmet Bey? İyi biridir. Zengin bir iş adamı. Küçük de bir kızı var. Yoksa başına bir iş mi geldi? Hayır, başkasının başına iş açtı. Adam sahte vekaletnameyle aynı villayı 3 kişiye satıp ortadan yok olmuş. Ya. Neyse, başka bildiğiniz bir şey var mı bu adamla ilgili? Ya. Allah Allah. Ne kadar da iyi bir adama benziyordu oysa. Buyurun. Ay Zeynep Hanım, çok alışmıştık sana. Yani bir yandan iyileşmen çok iyi tabii ama bir yandan da gidiyorsun. Belki yine gelirim. Aman yok, istemem, gelme. Sen iyi ol da. Tamam doktor. Biz geliriz senin ziyaretine. Merhaba amca. Aa Zeynep kızım, hazırlandın mı? Hazırlandım amca. Zeynep Hanım, çok iyi görünüyorsunuz. Evet, iyiyim. Uzun zamandır hiç bu kadar iyi hissetmemiştim kendimi. Daha iyi olacaksın inşallah. Hadi sen şimdi biraz bizi dışarıda bekle. Hı hı. Durumu nasıl? Hala hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim olduğunu, ne olduğunu, hiçbir şey. İşin tuhafı, biz de onunla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Onu hiç kimse arayıp sormadı. Hani siz olay yerinde kendisine ismiyle seslenildiğini duymamış olsanız, adını bile bilemeyecektik. Elbet bir gün kim olduğunu hatırlayacak. Bunu tam olarak bilemeyiz. Bakın, Zeynep bundan sonra size emanet. Şu an her türlü tehlikeye açık. Umarım bütün bunlarla baş edebilir. Merak etmeyin, Allah büyüktür. Ona elbet bir yol açar. Zeynep kızım, al. Sağ ol amca. Yeni bir hayata başlamaya hazır mısın? Ben çok korkuyorum. O zaman sen de güzel olan tarafa bak. Güzel olan tarafı gör. Görünen kadar gören gözle mühimdir kızım. Nasıl bakarsan öyle görürsün. İyi ama daha kim olduğumu bile bilmiyorum. Bu insanların kaç tanesi kim olduğunu biliyor zannediyorsun? Hadi toparlan artık. Sana bir de iş bulacağız inşallah. Kim bilir seni nasıl sürprizler bekliyordur. Zeki Kaya. Yok, bu olmaz, çok yaşlı. Ahmet Denge. Yok, bu da olmaz. Bu da çok genç. Cık, aklı başka yerlerdedir. Aha. Baba, beni yine kandırdın. Baba. Baba. Efendim kızım. Beni kandırıyorsun. Hani burada da arkadaşlarım olacaktı? Hani hiç canım sıkılmayacaktı? Daha okula bile başlamadım. Sen burada ne yaptığımı zannediyorsun? Sana arkadaş arıyorum. Nasıl yani? Bana biraz zaman ver. Hemen bulacağım birilerini. Hemen. Ah benim güzel kızım. Evet. Atıf Çelik. İthalat ihracat yatırım. Eşini kaybetmiş. 8 yaşlarında bir erkek çocuk babası. Bu tamam. Bu tam benlik. Nazlı, bak. Yeni arkadaşın hayırlı olsun kızım.
Bakalım Atıf Bey'in özel zevkleri arasında neler varmış. Vuramadık ki. Sen de. Ah! Vuramadık ki. Zeynep abla hep ben kazanıyorum bak. Ah! Vuramadın. Onun mutluluğu benim için çok önemli. Ah! Fakat oğlum çok yalnız. Öğretmenleri de bir dada ancak ona annesizliği unutturabilir deyince. Eminim iyi anlaşırlar. Hadi. Baksanıza şimdiden kaynaştılar. Baba ben Zeynep ablayı çok sevdim. Ne olur bizimle kalsın. Sen sevdiysen kalabilir oğlum. Heyo yaşasın. Canım. Hayırlı olsun Zeynep Hanım. Sağ olun. Baba o zaman şimdi at binmeye gidelim mi? Olur gideriz. Zeynep ablan seni hazırlasın o halde. Hadi bana odanı göster. Gel. Salih abi bu çok güzel bir at. Sevdin değil mi? Evet hem de çok. Bu kadar güzelini görmemiştim. Adı ne bunun? Şahan. Çok güzel bir isimmiş. Kim koydu ismini? Ben koydum. Çekil adımın başından. Hoş geldin Mert. Niye adımı başkasına sevdiriyorsun Salih abi? Ama o senin atın değil Mert. Çiftliğin atı. Hayır ben buradayken benim atım. Çekil. Yürü. Hadi de. Salih abi niye böyle yapıyor? Biraz bencil davrandı evet. Ama o çok üzgün. 2 yıl önce annesini kaybetti. O yine şanslıymış. Ben annemi hiç görmedim bile. Gel seni Tarçın'la tanıştırayım. Hı? Tarçın mı? O da kim? Gel. De! De! Yürü! Hadi de! Yürü! De! Yürü! Yürü dedim sana! Yürü dedim! Yürüsene! Aa! Aa! Aptal hayvan! Aa! Mert, Mert ne oldu? Attan düştüm dizim! Ben sana yardım edeyim! Hay Allah, özür dilerim. Affedersiniz, ben dalgınım da. Neyse canım, iyiyim ben. Merhaba, yatırımcı Kerem Can'dan ben. Evet, merhaba. İş adamı Atıf Çelik bende. Memnun oldum. Ben de. Atıf Bey, oğlunuz bir kaza geçirmiş. Şimdi tam Mert gidiyordu. Birden ağaçların arasından bir canavar çıktı. Mert Şahan'ın üzerinde canavarla boğuşmaya başladı. Ama o kadar iyi savaşıyordu ki Salih abi. Bir görsen. Ben o sırada oraya geldim. Canavar Mert'i iyice sıkıştırmıştı ki. Mert böyle bir sıçradı atın üstünden. Bir tane vurdu canavarın kafasına. Canavar kaçtı gitti. Anladım. Peki ayağı nasıl böyle oldu? Canavarı kovalarken tökezledim. O zaman burkuldu. Evet doğru. Oğlum ne oldu? Attan mı düştün? Ne attan düşmesi baba? Bir canavar meselesi vardı onu hallettim. Canavar mı? Evet canavar ben de gördüm. Ay çok güzel bir at ya Salih abi. Güzeldi. Evet gerçekten de çok güzel bir atmış. Salih abi. Doğrusu Kerem Bey çok akıllı bir tabii. Kızınız var. Bizim oğlan ki hiç insan canlısı değildir. Onu bile nasıl güldürüyor baksanıza. Bizimki öyledir sağ ol. Çok çabuk arkadaş edinir. Buraya da yeni geldik. Bir takım yatırım alanları bakıyorum. O da arkadaşım yok diye üzülüyordu. Bak işte oldu bir tane. Yatırımcısınız demek. Evet. Daha çok potansiyeli yüksek olan ama iyi yönetilemeyen fabrikalarla ilgileniyorum. Onları satın alıyorum. Kârlı hale getirip satıyorum. İşte öyle. O zaman sizinle tanışmamız çok iyi oldu. Ben de Romanya'da bir fabrikayla ilgileniyorum şu sıralar. Öyle mi? Aman ne büyük bir tesadüf.
O zaman bu hafta sonu biz de bir yemek yiyelim. Şu işi etraflıca konuşalım. Tabii, neden olmasın? Hem çocuklar da daha çabuk kaynaşmış olurlar. Baba, Mertlere mi gidiyoruz? Salih abim de gelebilir mi lütfen? Kızım dur, misafir misafiri istemez. Ev sahibi ikisini de istemez. Gelsin baba, Salih abim de gelsin lütfen. Tamam oğlum. Yaşasın. Şimdi neymiş benim adım söyle bakalım. Kerem Candan. Aferin benim kızıma. Peki ben ne iş yapıyorum söyle bakalım. Yatırımcısım. Peki aslında hangi şehirde oturuyoruz? İzmir'de. Ya baba niye bunları böyle söylemem gerekiyor? Anlattım ya kızım. Benim işim bu. Ama öbür çocukların da babaları çalışıyor. Ama hiçbirisinin ismi değişmiyor. Hep aynı. Seninki niye sürekli değişiyor o zaman? Güzel kızım, akıllı kızım. Söylüyorum ya sana, işim gereği. Hem bir sene daha böyle olacak, sonra bir daha olmayacak. Hep aynı yerde oturacağız. İsmim de bir daha hiç değişmeyecek. Söz mü baba? Hı hı, izci sözü. Söz güzel kızım, söz. Hadi bakalım Kerem Bey. Bu sefer iyi yere dükkan açtın galiba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Nasılsınız? Buyurun. Merhaba. Buyurun. Hadi bakalım. Hazır, içeri gel. Teşekkürler. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Harika bir eviniz var. Sağ olun. Eşim hayattayken birlikte yaptırmıştık. Ama içinde birlikte yaşamak nasip olmadı. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Baba. Hı. Tabancaları Nazlı'ya gösterebilir miyim? Hayır Mert, olmaz. O odaya girmek yasak. Bunu daha önce seninle konuşmuştuk biliyorsun. Babamdan kalma bir silah koleksiyonum var da. Ya. Odanın anahtarı dadımızda duruyor. Evde çocuk varsa dikkatli olmak gerek. Kesinlikle. Buyurun. Sağ ol. Şimdi bu Romanya'daki fabrika hafif ziraat makineleri yapıyor. Fabrikayı olduğu gibi alıp işletmek bir kar. İşletmeyip buralarda başka birine satmak başka bir kar. Ama yanımda güvenebileceğim bir ortağa ihtiyacım var. Neyse ki Allah Kerem Bey'i gönderdi. Evet, aynen öyle. Anlattıklarınız o kadar ilgimi çekiyor ki ben de kendimi gönderilmiş gibi hissettim. Efendim, yemek hazır. Öyleyse buyurun. Tabii. Dadıya söyleyin çocukları getirsin. Buyurun oturun. İnsan bunca alemler içinde ne kadar küçük ve hakir. Peki ya Hakk'a rağmen yalan planlamalarıyla ne kadar zalim, öyle değil mi? Hem de çok zalim. Üstelik de komik hale düşüyor. İnsan kendini makro alemin bir parçası olarak düşünmeli. Yoksa bütün alemin sahibi olma gibi bir cehalete düşüyor. Onun içinde cahil cesur oluyor. Baba. Bu abla Zeynep. Baba, 2 gün sonra Mert'in doğum günü. Beni de davet etti. Gelebilir miyim acaba? Baba. Baba.
Kerem Bey, çok dikkatli baktınız. Yoksa tanıyor musunuz Zeynep Hanım'ı? Yo. Hayır, nereden tanıyacağım ki? Hadi bakalım kızım, sen de otur masaya, hadi. Kerem Bey, gerçekten çok akıllı bir çocuk yetiştirmişsiniz. Sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kızım, uyumadın mı sen? Babacığım, iyi ki buraya gelmişiz. Herkesi çok sevdim. Mert'i, sonra Salih abiyi, sonra Zeynep ablayı, herkesi. Nazlı, güzel kızım benim. Ben... Sence Mert'e nasıl bir hediye almalıyım? Ben düşündüm, bak şimdi. Nazlı. Bak şimdi, bu hani bilgisayarlar var ya, onlardan alabiliriz. Oyun da oynanıyor ya da paten. Paten mi alsak acaba? Ama ya düşerse? Kızım, Nazlı. Ya da benimki gibi bir binici giysisi mi alsak acaba? Yaşasın, hemen bir arkadaşım oldu. O kadar mutluyum ki baba. Ne oldu baba? Kızım, gitmek zorundayız. Neden? Bir iş var. Çok önemli. Yarın sabah gidiyoruz. Nazlı? Nazlı. Günaydın. Nazlı. Nasıl bir oyun oynuyorsun Zeynep? Nasıl? Zeynep. Efendi, hoş geldiniz. Nazlı'yı getirmediniz mi? Ben de Nazlı'yı sormaya geldim zaten. Kızım nerede? Buraya mı göndermiştiniz? Allah'ım, bu nasıl bir oyun? Sizin bir aileniz var mı? Aile bildiğim biri var. Ama hikayemi sorarsanız hem çok uzun hem de çok kısa bir hikaye. Zeynep abla! Hemen at çiftliğine gitmemiz lazım. Tamam canım, gidelim de ne bu acele? Nazlı gelmiş, Nazlı oradaymış. Sen bizi almaya mı geldin Kerem amca? Evet, sizi almaya geldim. Ama bak, bir daha babanın haberi olmadan gelirsen seni ata bindiremem. Anlaştık mı? Ama babam beni yine buradan götürmek istiyor. Ama küçük kızların yeri anne babasının yanıdır, öyle değil mi? Benim annem yok. Allah herkese anne vermiş, benim annemi almış. Salih abi, acaba Allah beni sevmiyor mu? Nazlıcığım,
Allah bütün kullarını sever. Ancak sevmenin tek ölçüsü annenin ölüp ölmemesi değil. Mesela Peygamber Efendimiz de küçük yaşta annesini kaybetmiş. Ama Allah'ın en sevgili kulu değil mi? Sen çok akıllı bir kızsın. Günün birinde bunları anlayacaksın. Hadi bakalım. Şey, Salih abi, buradan gitmemek için Allah'a dua etsem kalır mıyız acaba? Nazlı! Nazlı! İyi günler Salih Bey. Nazlı, bir dakika buraya gelir misin? Ne haber Salih abi? Başlamışsınız çalışmaya. Başladık ya koçum. Bak, bir daha benden habersiz dışarı çıkacak olursan bozuşuruz, tamam mı? Ben sana küsüm. Tamam, tamam peki. Bak, belki Mert'in yaş gününe kadar bir iki gün daha kalırız, tamam mı? Tamam, anlaştık. Sizi aradım ama ulaşamadım. Öyle olunca belki Atıf Bey bilir diye... Salih Bey, Mert 2 saat daha burada kalabilir mi? Ben müsaadenizi istesem 2 saat içinde dönmüş olurum. Tabii. Eve mi dönüyorsunuz? Yok. Size ailem diye birinden söz etmiştim ya. Ona uğrayacağım. Ben bırakayım sizi. Hiç gerek yok, sağ olun. Yo, ben bırakayım sizi. Nasıl olsa buraya döneceğiz. Peki. Hadi. İyi günler. Özlemiş seni Nazlı. Ben bekleyeyim isterseniz. Siz de buyurun. Çok fazla kalmayacağım zaten. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Peki. Sonra 6 yıl kadar kendine gelmedi. Şükürler olsun, hayata döndüğünde de beraber memlekete döndük. Yani hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Ne yazık ki. Kazadan evvel neler olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ancak kazanın olduğu gün yanımda bir adam varmış. Ve beni bırakıp gitmiş. En çok onu bulmak, ondan hesap sormak için istiyorum hatırlamayı. Zeynep, bak bunu kaç kere konuştuk. Sen ölümün kıyısından döndün. Şükredeceğine intikam duygusuyla kalbini doldurmak olmaz. Biz gitsek artık ha? Geç kalmayalım. Peki gidelim. Çok kalabalık olacak mı doğum günün? Bilmem, benim çok arkadaşım yok ki. Ben varım ya. Zeynep abla geldi. Zeynep ablaya şanlı tartını gösterelim. Tamam. Zeynep abla. Ne var? Gel, sana gösterdiklerimiz var. Bir dakika, yavaş olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi görünmüyorsunuz. Hayrola, bir aksilik mi var? Yok, kendimi biraz yorgun hissediyorum da. Geçer birazdan. Bir telefon aldım da... Şehirden ayrılmak zorunda kalabilirim. Öyle mi? Hay Allah. Ben de tam size bir iş önerecektim. İş mi? Evet. Çiftliği işletmeciye vermeyi düşünüyorum. Geliştirmek için bir miktar para da koyacağım. Neden peki? Daha çok kar etmek için. Ticaret böyle bir şey değil mi? Gerçi siz benden daha iyi bilirsiniz. Peki ne kadar para yatırmayı düşünüyorsunuz? 200.000 dolar kadar. Peki nasıl bir anlaşma düşünüyorsunuz? Sizin gibi güvenilir bir yatırımcıya hesapları tamamen devredeceğim. Sonra da uzaktan izleyeceğim. Belli ki adam saf, hatta aptal. Önerdiği para büyük. Ama ya yakalanırsam? Her şey çok tehlikeli bir hale aldı. Bugüne kadar hep risk almadım mı? Son bir kez. Hadi. Peki, anlaştık.
Demek burada bir yatırım daha yapmaya karar verdiniz. Çok sevindim. Salih Bey'le birlikte ortak bir sermaye yatıracağız. Eğer düşünecek olursanız burayı çok daha büyük bir merkez haline getirebiliriz. Aslında Mert'in orayı ne kadar çok sevdiğini düşününce... Hesapları değerlendirelim. Ben de gerekli yatırımı yapayım. Olmaz mı? Olur tabii. Olmaz olur mu? Hem de çok iyi olur. Pinokyo ağlamaya, hıçkırmaya, yumruklarıyla başına vurmaya ve arkadaşının adını çağırmaya başladı. Birden yaklaşan ayak seslerini duydu. Arkasına dönüp baktığında iki tane asker gördü. Pinokyo'ya burada yerde yatarak ne yapıyorsun diye sordular. Hiç, arkadaşıma yardım ediyorum. Yaralanmış mı? Öyle görünüyor. Biri yere eğilip Yujin'i inceledikten sonra şöyle dedi. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına, kucağında okşa beni, Nini. Zeynep çabuk, çabuk. Ümit, Ümit iyi misin? Ne oldu? Cevap versene bana, ne oluyor? Zeynep anlatacağım. Hadi soru sorma. Topla çantanı. Hadi. Bırak. Hayır. Kimsin sen? Cevap ver, kimsin sen? Gelmiyorum. Anne. Evet beyler, nerede kalmıştık? Uzun zamandır yaptığım en iyi anlaşma bu. Ama en iyisi. Bir şey mi oldu Zeynep Hanım? Atıf Bey, bana bu gece izin verir misiniz? Bir aksilik mi var? Yapabileceğimiz bir şey varsa? Yok. Hiçbir aksilik yok. Müsaadenizle. Bir yakınım rahatsızlanmış da onun yanına gideceğim. Aa, ben sizi bırakabilirim gideceğiniz yere kadar. Hı? Siz yorulmayın. Size iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Zeynep kızım, ne oldu? Hatırlıyorum amca. Hepsini hatırlıyorum artık. Gel kızım, gel içeri. Ona en son kimsin sen diye sormuştum. Kimsin sen? Sonra da... 6 yıl geçti işte. Şimdi kızın 7 yaşında. Peki neden oracıkta söylemedin? Neden kızını alıp çıkmadın evden? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok kötü oldum ben. Ne yapacağımı bilemedim. Şimdi sakin ol kızım. Rabbim yıllar sonra kızını nasıl karşına çıkardıysa yine yardım edecektir. Üzülme. Baba bak. Sen çok güzel olmuşsun canım kızım benim. Düşündün mü arkadaşına ne hediye alacağını? Evet. Hadi gel, gel çıkalım. Thank you.
Aradığın adam bu mu? Evet, ta kendisi. Beni nasıl buldun, nasıl haber ettin bilmem ama sağ ol. O kadar uzun zamandır bekliyorum ki bu anı. Şimdi hesap sorma zamanı. 6 yıl oldu. Koskoca 6 yıl. Ne yapacaksın o adamı? Pişman edeceğim. Sevdiklerinden kopartacağım. Yaşama hevesi kalmayacak içinde. Beni nasıl düşürdüyse o da öyle düşecek. Sürünecek. Sonra da... Biraz ben Mert mumunu üfleyecek. Çifte kutlama yapıyoruz. Evet, hem yeni atılımımızın yaş günü hem de Mert'in. Bu arada yeni atılım dediniz de Kerem Bey. Evet. Ben girişimlerimizi dondurmaya karar verdim. Ay çok heyecanlandım ya. Çok sevindim. Hediyeler için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Rica ederiz. Güle güle kullan. İyi ki doğdun Mert. İyi ki doğdun Mert. İyi ki doğdun Mert. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Mert. İyi ki doğdun Mert. İyi ki doğdun Mert. Teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Zeynep. Efendim Ümit. Bak, ben öldüğünü zannediyordum. Beni ölüme terk ettin. Senden haber almaya çalıştım. Beni bir kere bile aramadın. 6 yıl boyunca her gün seni düşündüm. Yalan söyleme, yeter artık. Yeter. Beni daha fazla kandıramazsın. Artık neden benim gibi yetiştirme yurdunda büyümüş, kimsesi olmayan bir kızla evlendiğini, neden apar topar yaşadığımız evlerden taşınmak zorunda kaldığımızı biliyorum. Ben seni sevdim Zeynep. Beni ölüme terk ettin. Kızımı benden kopardın. Adi bir dolandırıcısın sen. Bana da, kızıma da söylediğin her şey yalan. Zeynep, bak açıklayabilirim. Ben senin öldüğünü zannettim. Kaçmak zorundaydım. Kızım için. Kızımız için. Nazlı için kaçmak zorundaydım. Sus. Sus artık. Her şey bitti Ümit. Aa, peki ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Beni ihbar mı edeceksin? Neden? 5-6 yıl yatıp çıkasın diye mi seni ihbar edeyim? Peki ya ne? Ne? Beni öldürecek misin ha? Al öldür. Kerem amca, Kerem amca. Nazlı. Mert. Nazlı. Ne oldu? Bir adam Nazlı'yı kaçırdı. Ne? Ne? Sakallı bir adamdı. Nazlı'yı kaçırdı. Şimdi burada bir şeyler döndüğü belli. Anlatmak isteyen var mı? Bir çocuğun hayatı tehlikede. Susmak bir işe yaramaz. Ben... Onun adı Kerem değil. Ümit. Adım Ümit. Ben... Bir dolandırıcıyım ben. Hep öyleydim. Söylediğim her şey yalandı. Yalanlar süslü olur. Gerçeklerse sessizdir. Peki Zeynep, sen nereden tanıyorsun Kerem'i ya da Ümit'i? Acaba... Yok, ortağı değil. Karısıyım. Yıllar önce kaçarken geride bıraktığım karım, Nazlı'nın annesi Zeynep. Bir kaza sonrasında öldü zannetmiştim ben. Öyle sanmak istemiş olmayasın. Karısını kaybetmiş, kızıyla birlikte yaşayan genç iş adamı çok daha fazla kar getirirdi sana. Ama ticareti ona kar getirmedi.
Nazlı yok. Nazlı kayıp. Kızım. Kızım nerede Ümit? Bilmiyorum. Kandırdığın, mahvettiğin adamlardan biri intikam için kızımızı kaçırdı. Zeynep Hanım. Ya da senin gerçekten zengin olduğunu zannedenlerden biri fidye istemek için kaçırdı Nazlı'yı. Peki nerede Nazlı? Polise gidelim. Hayır, 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 hayır. Polis olmaz. Polise haber verirsek kızıma zarar verebilirler. Bırakın ben bu işi kendi yöntemlerimle halledeyim ha? Hangi yöntemden söz ediyorsun sen? Yine kaçmanın bir yolunu arıyorsun değil mi? Hayır. Salih Bey, Allah aşkına polisi arayın. Hı hı. Hayır, polis yok. Zeynep Hanım, bana inanıyor musunuz? İnanıyorum. Nazlı'yı bulacağız. Size söz veriyorum. Nazlı, ben sana zarar vermek istemiyorum. Ama babanı başka türlü köşeye sıkıştıramayacağımı biliyorum. Çağırsam, konuşacağım desem, polise teslim ol desem kaçar. Bir yolunu bulur, beni kandırır. Biliyorum. Niye? Benim babam kötü bir insan mı? Başkalarını düşünmeyen insandan iyi insan olur mu? Konuş. Baba, babacığım. Kızım, kızım neredesin? İyi misin? Baba sen kötü bir insan mısın? Nazlı, Nazlı! Alo, Ümit. Ben Hilmi. Bundan 6 yıl evvel varını yoğunu aldığın, senin yüzünden her şeyini kaybeden Hilmi. Hatırladın mı? Kızı bırak Hilmi, günahtır. Günah senden öğrenecek değilim üçkağıtçı herif. Şimdi, benden aldığın tüm paraların... Ama hepsinin 10 katını yarın... İyi ama. Ne oldu? Ne dedi? Parayla birlikte beni bekliyor. Yarın. Geldin demek. Gelebilecek kadar çok seviyorsun kızını. Ama o sevgi de kurtaramayacak seni. Bırak babamı. Bırak, vurma. Koş Nazlı, koş. 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 Kaçamayacaksın. Koş kızım. Koş kızım, durma sakın. Koş. Duramayız şimdi, koş. Koş Nazlı. Buradan. Şuradan. Çabuk, çabuk. Hadi. Gel. Hadi. Babacım kurtar! Ümit!
Boşuna kaçıyorsun. Kaçıyorum. Baba. Aslı. Nazlı, uzat kızım elini. Ümit! Dur, Ümit! Dur, Ümit! Kaçamazsın! Sen aşağının da aşağısına düşmüşsün. Bitmişsin. Sıkacağım kurşun seni kurtarır. Demek İzmit'teki Mehmet Yılmaz da sensin, İzmir'deki Nedim Güçlü de, Ankara'daki Burak Uygun da. Şimdiki adın ne? Kerem Candan. Değil mi? Kızım, affet. Nazlı! Kızım! Allah'ım! Kurtardın onu. Hayır, ben kaybettim Zeynep. O beni bırakıp kaçtı. Evet, seni bıraktığım gibi. Nazlı, baban çok kötü şeyler yaptı. Sana çok kötü, çok büyük yalanlar söyledi. Annen öldü dedi. Annen yaşıyor Nazlı. Zeynep senin annen. Beni affet kızım, ne olur affet. Hadi geçelim. Hadi. Kızım. Kızım benim. Ben seni bırakmadım yavrum. Canım bak, ben çok büyük bir kaza geçirdim. Çok hastalandım. Artık iyileştin mi? Hı hı. Bir daha bırakmayacaksın beni değil mi? Asla. Asla hiç bırakmayacağım yavrum canım. Hadi git Mert'le oyna. Bak seni bekliyor. Bir yere gitme ama, tamam mı? Tamam söz. Koş. İyi misin? Çok şükür. Sizin sayenizde kızıma kavuştum. O kazadan beri o kadar çok yardım almışsın ki benimki çok önemsiz kalır. Siz benim çocuğumun hayatını kurtardınız. Ömrüm boyunca ödeyemem bu borcu. Öyle yap o zaman. Nasıl? Ömrün boyunca bizimle kal. Ne? Çocukları görüyor musun Zeynep? Sıkı tutunum çocuklar. Korkma Zeynep, bana tutun. Ne kadar neşeli. Tamam Mert. Gel Allah izin verdiği müddetçe bu neşeyi daim kılalım. Yani... Eşim ol, evlen benimle. Yalancılık hangi kıyafete girerse girsin, kendini kamu vicdanından saklayamaz.
Hele hele hakkın nuruyla bakabilen feraset sahiplerince hiç saklanamazlar. Bir de kamu vicdanı denize benzer. Yalanlar onun ta ortasına kadar dayısızsalar ne olur? Her deniz içindeki pislikleri toplar, bir sahile atar. Onun için hiçbir yalan kamu vicdanında sürekli barınamaz.